tarafa dönme rica etsin. Burada bizim için ne para ne de pul ne sponsor yok, öyle bir şey konu değil. Mühim olan Çanakkale'nin 100. yıl dönümünde bu şehitlerimizi anmak, tanıtmak. Tabii bu anlamlı bir rekor. Uzun yıllar kırılmamış ve bir 100 sene sonra da kırılmaz diyorlar arkadaşlarım, eğer 200 tonu geçersem. Gençler de isterlerse denesinler bunu. Ben 60 senedir ağırlık çalışıyorum, 12 yaşından beri. Demin komutanım aradı, SAT Taurus Tim komutanı. Namık dedi, iddialar başladı, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri. İşte karacılar yapamaz diyor, denizciler Namık yapar diyor, havacılar ortada falan diye. Keza Galatasaraylılar yapamaz diyormuş, Fenerbahçeliler yapar, Beşiktaşlar ortada. Böyle bir iddia başladı Türkiye'de. Antrenmanları zor geçti tabii. Kızım milli takım antrenörü, vücut geliştirme, fitness milli takım antrenörü. Melek, öbür de Name de Türkiye fitness şampiyonu. Bunlar hangi kiloyu, hangi harekette nasıl kaldıracağım, ne kadar oradan oraya geçerken ne yapacağım, bir saatte bir aralarda ne yiyeceğim, hangi vitamin, hangi amino asit, hangi işte karbonhidrat alınacak, onları hesaplıyorlar. Saat başa bana yükleme yapıyorlar olacak. Tabii uykusuz bir insanın ağırlık kaldırması düşünün, hani zor bir iş. Öyle ama ben bunlara alışıkım. SAT'tayken benim heyecandan olsa gerek iştah kaçtı. Sabahleyin hanım bozuluyor, onu ye bunu ye falan, işte yumurta beyazları şunlar, proteinler, amino asitleri falan. Sabah iyi geçmedi ama şimdi o kızım lapalı hindi etti falan, böyle bulguru ezerek, nohutlu falan. Yani hem karbonhidrat dengesini iyi ayarlamış hem de protein dengesini. Ve onlardan sana ikişer yudum verebileceğim baba, yani şişirmeyeceğiz seni. Dolayısıyla rahat çalışabilesin diye bunlar ayrıldı. Burada en önemli şey, bize, bana yani motive edecek şey, medyanın vereceği önem olacak herhalde. Çünkü neden? Hem 100. yıl dönümünü tanıtıyoruz, hem de bir Türk insanı 73 yaşında bir dünya rekoru kuruyor. Zaten buna hasretiz biz, olimpiyat madalyasına hasret olduğumuz gibi. Belki bu hareketim olimpiyatlara katılacak sporculara bir motivasyon, bir moral olacak zannediyorum ben. Bundan sonra bu biter bitmez 9 Mayıs ile 19 Mayıs arasında, pardon, 19 Mayıs ile 29 Mayıs arasında 10 gün 10 gece bir akvaryumda kalacağım Beşiktaş Meydanı'nda. Barbaros heykelin yanında, çünkü Çanakkale denizi sembolize ediyor ya, deniz savaşlarını. Orada 10 gün 10 gece kalmam lazım. Ben diyorum 9 gün 9 gece 9 saat kalayım. İşte rakamlar uysun, hani 19 Mayıs 29 Mayıs ya, o zaman 9 gün 9 gece 9 saat kalalım. Sonunda ilan ederiz belki 10 gün kalırız falan diye. Ondan sonra da dünyanın en büyük bayrağını, 32 metreye 22 metrelik bayrağı bir salın üzerinde, tahta salın üzerinde yüzerek, 9 saat yüzerek Çanakkale'den Gelibolu anıtına çekmek istiyorum. Ondan sonra da işte herkesi korkutan bir şey rekorum var. Toprak altında gömülü, o şehitlerin orada yanında 7 gün 7 gece toprağın altında yaşamak istiyorum. Thank you.